YouTube sayfamızdan herkese merhabalar. Carpe Diem Tuning'ten Alper Yıldız ben. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videomuzda karşınızdayım. Yeni videomuzun konusu görsellerden de belli olduğu gibi fren sistemleri. Diskler, balatalar, performans, çelik fren hortumları. Bu tarz konulara değineceğiz. Sizlerden gelen bir soru üzerine bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Türkiye'de modifiyeli araçlar çok yaygın. Genç nüfusa sahip bir ülke olduğumuz için otomobil erkeklerin en önemli tutkularından bir tanesi. Fakat motor modifikasyonuna verilen önem maalesef frenlere verilmiyor. Yurt dışında araçlar modifiye edilmeden önce fren sistemleri komple revize ediliyor. Büyük diskler, daha iyi performanslı balatalar, çelik fren hortumları ve yeni fren hidrolikleri tercih ediliyor. Ülkemizde de son zamanlarda beygir güçleri yükseldiği için frenle ilgili modifikasyonlar da başladı. Dünya üzerinde birçok fren markası var. Bunların başında Brembo, EBC, Wilwood ve Stoptech geliyor. En bilinir markalar bunlar. Biz EBC'yi tercih ettik çünkü Avrupalı üretici firma İngiltere'de üretiliyor ve geliyor EBC. Ulaşılması ve fiyat açısından ve fiyat performans açısından çok başarılı bir ürün. Sevgili tunerler, biliyorsunuz standart araçlarımızın fren sistemleri maksimum 400 derecelere kadar dayanacak kapasitededir. Performans balataları ise 600 derece, 900 derece aralığında çalışma kapasitelerine sahiptir. Fakat EBC'den örnek vermek gerekirse resimli görsellerde de gördüğünüz gibi farklı renklerde balata tipleri var. Bu balataların içindeki materyaller de farklı. Karbon alışımlı, seramik alışımlı olanları var. Bunların diskle beraber çalışması gereken modelleri var. Mevcut standart fabrika çıkış aracımızın diskine takılabilen, uygulanabilen balata çeşitleri de var. Şimdi standart balatalar dediğim gibi 400 dereceye kadar dayanıklı. Ondan sonra halk arasında şişme diye tabir ettiğimiz frene bastığımız zaman frenin tutmaması, fren pedalının aşağı doğru inmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Standart araçları performanslı kullandığınızda bu tarz sorunlar çokça yaşanıyor. Özellikle piste çıkan, rolling kovalayan, drag yarışlarında yarışan arkadaşlar bu sorunu mutlaka yaşamışlardır. Şimdi EBC'den yola çıkarak biraz bilgi vermeye çalışayım. Başlangıç modeli standart ekipmanınız olarak da değiştirebileceğiniz siyah serisi var. Ondan sonra gelen seri ise yeşil serisi, yani Green Stuff seri. O 600 dereceye kadar dayanıklı modelidir. Dediğim gibi standart diske kullanabileceğiniz bir balatadır performans anlamında. Yaklaşık %10 kadar fren mesafenizi kısaltır, daha uzun ömürlü bir balatadır. Balata tozu bırakmamaktadır. Green Stuff serisi EBC'nin başlangıç performans serisidir. Biliyorsunuz İstanbul Park'ta piste çıkan arkadaşlar çokça bu sorunu yaşamışlardır. Uzun virajlar sonunda gelen ani frenlemelerde fren tutmadığı için pist dışına çıkmalar çokça yaşanmakta. Green Stuff serisini ortalama 200-250 beygire kadar maksimum araçlarda günlük kullanım cadde tipi balata olarak tercih ediyoruz. Daha sonrasında bunun bir üst kademesine çıkmak istersek eğer hava kanallı, hava soğutmalı disk tercih edebiliriz. Bir üst seriye geçtiğimiz zaman yaklaşık 750 dereceye kadar dayanıklı olan Yellow Stuff dediğimiz sarı balata setine geçiyorsunuz. Bu balatada da 750 dereceye kadar dayanıklı. Tercihen diskle birlikte kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aracınızda DOT 3, DOT 4 hidrolik ya fren hidroliği kullanılıyorsa bunu da 5.1 ile değiştirmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Disklere değinmek gerekirse hava kanallı ve soğutmalı disklerde bir delikli olanları var, bir de hava kanallı çizgili olanları var. Aslında prensipte aynı görevleri görüyorlar. Sadece dizayn farklılıkları var. Bir de materyal farklılıkları var. Şöyle ki seramik olanlar var, karbon olanlar var. Bunları tercih ederken doğru balatayla eşleştirmeniz gerekiyor. Renk seçeneği de var. Siyahı ve normal sarı renklisi de var. Sizden ricam, disk kullanımında özellikle disklerinizi asla taşlatmayın. Fren balatası bitmeden mutlaka yaklaşık 3-5 bin kilometre ömrü kaldığı zaman değiştirin. Son noktasına kadar kullanmayın. Balatanın bitmesi durumunda çünkü arkasındaki yüzey diske temas ettiği zaman diske çok ciddi zarar veriyor. Çatlamalar yapıyor veya diski kırmaya kadar gidebiliyor. Disk taşlama olayını dediğim gibi çok tavsiye etmiyoruz çünkü diskin incelmesi demek mukavemetinin, sıcaklığa olan tepkisinin bozulması anlamına geliyor.
arz misal 250 beygirlik bir araca diskimizi, balatamızı değiştirdik, fren hidrolimizi değiştirdik. Ne gibi kazanımlar sağlayacak bize? Özellikle şehir içi trafiğinde değil de performanslı kullanımlarda veya pist kullanımlarında aracınızın fren mesafesinin yaklaşık %15 kadar kısaldığını göreceksiniz. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Aracınızın teknik verilerini Google'da mutlaka bulabilirsiniz. 100 km hızla giderken fren mesafe kapasitesi ortalama 40 metre olan bir aracı örnek verelim. 40 metrede durabilen bir araca bu uygulamayı yaptığınız zaman 5 metrelik bir fren mesafesindeki kısalma size çok ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Gelişen teknolojiler sayesinde 70'li yılların başında Mercedes'in başlattığı ABS fren sistemi birçok marka otomobile yayıldı ve yaygınlaştı. Farklı isimlerde de kullanıldı. Daha sonrasında yine gelişen teknolojilerle ESP, başka firmalarda VSA veya başka gene isimlerle kullanılan elektronik denge kontrol sistemleri ve frenleme sistemleri gelişti. Arkadaşlar, değinmek istediğim bir diğer konu ise fren rodajı. Evet, yanlış duymadınız. Frenin de rodajı mı olur demeyin. Nasıl motor yapıldığı zaman rodaj yapılıyorsa veya debriyajınız değiştiği zaman bir rodaj süreci gerekiyorsa frenleriniz için de gerekiyor. Aslında servislerde, özel servislerde de olsun, yetkili servislerde de olsun frenlerde yapılan büyük problemlerden sonra bu tarz uyarılar geliyor ya da daha doğrusu gelmeli. Buna sabırla yapmanız gerekiyor. Şehir içi dur kalk trafiğinde yaklaşık 1500 km ile 2500 km aralığında fren rodajı süresi vardır. Buna çok dikkat edin. Ani frenlemelerden kaçının. Balatanın diske alışması, diskin balataya alışması durumunu çok çok önemli. Yine değinmek istediğim konulardan bir tanesi performanslı balatalara geçildiği zaman bazı serilerde, bu bütün markalar için geçerli, balataların yüksek performanslı olan balata modellerinde ısınmadan fren mesafesi standart aracın fren mesafesinden bile çok daha uzundur. Biraz daha ayrıntıya girmem gerekirse Blue Stop dediğimiz mavi serisine geçtiğiniz zaman 900 dereceye dayanıklı bu balata aslında fren mesafesi olarak müthiş sonuçlar size kazandırıyor. Fakat dediğim gibi ısınmadan, yeteri kadar ısıya ulaşmadan, bu ısının da teknik olarak alt sınırını size söyleyeyim 200 derecedir. Yani aracınızı pistte kullanacağınız zaman ya da günlük caddedeki trafikte performanslı kullanım yapmak istediğiniz zaman ısıtmadan kesinlikle ani frenlerden kaçının. Konumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizlerden gelecek soruları da cevaplamak istiyorum. Merak ettiklerinizi lütfen konunun altına yazmayı unutmayın. Diskin balatanın temizliği var mı? Evet, var arkadaşlar. Şöyle ki balata sprey ile diskin yüzeyini ve balatanın arasına sıktığınız zaman aradaki toprak, pislikleri, her şeyi temizleyip arındırabilirsiniz. Bu da sizin aracınızın diskinin deforme olmasını, bozulmasını engeller. Olmadı. Oldu. Olmadı. Sinirlendim, başka yerlere baktım. Ha, başka yerlere baktım. Açı düzgün mü? Her yer tamam mı? Açı her şey düzgün. Kafam tam sıfır. Temizliği de var. Balata spreyi vasıtasıyla disk yüzeyini temizlediğiniz zaman bütün kirden, balata tozlarından her şeyden arındırırsınız. Bu da diskinizin ömrünü uzatır. Zaman zaman disk yüzeyini kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Çatlak olmamasına dikkat edin. Bunun kaynaklanmasının sebeplerinden bir tanesi, bu arada eğrilik de olabiliyor. Hani frene bastığınızdaki direksiyondaki titreme de diskin eğilmesinden kaynaklanıyor. Bunun sebebi de disk sıcakken yoldan geldiğiniz zaman mesela aracınızı otoyıkamaya soktunuz, hemen sıcak su vurulduğunda bir buhar çıkar, görürsünüz. İşte bu çok yanlış bir uygulama. Diskin soğuması lazım. Soğuduktan sonra suyla temas etmesi diskin ömrünü uzatır. Sevgili arkadaşlar, araçlarımızı modifiye ediyoruz. Beygir güçlerini yükseltiyoruz. Lütfen frenlerimize de aynı önemi verelim. Ayırmış olduğunuz bütçenin bir kısmıyla frenlerinizi modifiye etmeyi lütfen unutmayın. Bize ulaşabilirsiniz. Tüm sorularınızı cevaplamak için sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.